Çünkü hani şimdi heyecanla geliyor. Bundan sonra gardına düşerse o... Bizim hani öyle bir şeyimiz yok. Hani bu gerçekten samimiyet de soruyor. Ama belediyeyle şeyle alakalı ciddi bir sınav belirlenmesiyle alakalı o süreci de atlatırsak çok daha uzanacaktır iş. Biz daha gideceğiz. Yani bize destek verebilecek herkesin kapısındayız. Bizim öyle bir şeyimiz yok yani. İçerisi toplamda 600 bin metrekareye yakın bir alan üzerine kurulu. Burada yaklaşık 3500 esnafımız 20'ye yakın iş kolunda faaliyet göstermektedir. Kooperatifin kurulma konusu şu şekilde bir şikayet üzerine aslında gündeme gelmiştir. Burada 20'ye yakın iş kolunun öncü işletmeleriyle görüş alışverişinde bulunmuştur. Bu yaptığımız görüş alışverişleri neticesinde burada ticaret yapan insanların fiziki olarak ve insani şartların daha iyi olduğu ticaret alanlarında işlerini büyütmek gibi bir talepleri gündeme gelmiştir. Aslında bizim kooperatifin temel dayanağı da gıda çarşısı esnaflarının bu haklı talebidir. Bu talep doğrultusunda kooperatif kuruldu. Kooperatifin kurucu ortaklarının tamamı gıda çarşısı yerleşkesindeki esnaflardan oluşmaktadır. Diğer iş kollarının bir kısmıyla görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler yapılmaya da devam ediyor. Tabii hak verirsiniz ki bunlar %100 böyle mutabakatla olabilen işlemler değildir. Ama biz elimizden geldiğince bütün esnaf arkadaşlarımızı ikna edip bu dönüşüm sürecini tamamlamak istiyoruz. Çünkü gıda çarşısında trafikten imar iskan sorunlarına varıncaya kadar donatı alanlarına, otoparklara, ürünlerimizin indirilip indirileceği alanların olmamasına kadar bir sürü aşılamayan ve bugüne kadar çığ gibi büyümüş problemler vardır. Bu problemler çözülmeden bizlerin işlerimize daha fazla yatırım yapması ve daha fazla katma değerli üretim yapmamız olanaksızdır. Gıda çarşısı kendi içerisinde çok ciddi bir trafik yoğunluğu olan bir yer. Tabii hal böyle olunca ürünlerin gelen tırlardan dükkanlara gitmesi çok zaman alıyor, gecikiyor. Dükkanların yeterli depolama alanları yok. Sürekli olarak burada trafikle alakalı, otoparkla alakalı çok büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Aynı şekilde büyük araçların girişinin yapılabileceği sadece tek bir girişimiz vardır. Metrekare olarak burası yetersiz gelmekle beraber mevcut metrekarede de imar ve iskanla alakalı büyük sorunlar var. Binalar neredeyse yaklaşık 40 yıllık deprem yönetmeliğiyle, yangın yönetmeliğiyle yakından uzaktan alakası olmayan işletmelerde ticaret yapmak zorunda kalıyoruz. Bu durum çalışanlarımızın da daha insani şartlarda çalışması bizler için çok önemli. Gıda çarşısı yerleşkesine uygun şehrin dışında ancak lojistik olarak bize daha fazla imkan sağlayan alanların değerlendirilmesiyle alakalı bir görüşmemiz oldu. Ekiplerimiz bir araya gelerekten uygun yerleşim yerlerinde Menemen aksında ve Kemalpaşa aksında, ama Kemalpaşa aksı bizler için çok daha kıymetli, lojistik yapısına daha uygun bir aks. Buralarda araziler değerlendiriliyor şu anda. Bazı alanlar da belirledik ama biz burada bunu hiç kimseye dikte etmek niyetinde değiliz. Biz burada bütün kurumlarla tam bir mutabakat içerisinde herkesin desteğini ve güvenini alaraktan işlemleri yürütmek niyetindeyiz. İnşallah böyle bir gelişme sağlanır. Ben çok mutluyum. Buradaki arkadaşlarımız da aynı şekilde. İyi çalışmalar yapıyoruz, ciddi emek harcıyoruz. Gıda çarşısının buradan taşınması İzmir için de çok çok umut verici bir durum. Çünkü burası artık şehrin merkezinde kalmış. Adeta bu şehri kirleten bir olgu haline dönüştü. El birliğiyle İzmir'i buradaki keşmekeşten kurtarmamız gerekiyor.